Açık Öğretim Lisesi, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Ünite Özetleri, Ünite 6 6. Ünite, 2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ve Dünya 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye, siyasi hayat, Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri yapıldı. Fakat bu denemeler başarılı olamadı. 1924'te kurulan Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası kısa bir süre sonra İstiklal Mahkemesi tarafından kapatıldı. Atatürk'ün önerisiyle Fethi Bey'in 1930'da kurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle kısa bir süre sonra kendisini feshetmek zorunda kaldı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapanmasından sonra çok partili siyasi hayata geçiş denemelerine ara verildi. 1946'ya kadar meclisteki tek parti olan Cumhuriyet Halk Partisi CHP 1950'ye kadar iktidarını sürdürdü. İkinci Dünya Savaşı'nı demokrasiyle yönetilen ABD, İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği ülkeler kazandı. Türkiye'nin de bu blok içerisinde yer almak istemesi ve demokrasiye verdiği önem çok partili sisteme geçişi hızlandırdı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluşu için 1945'te San Francisco'da toplanan konferansa katılan Türkiye heyeti tek partili yönetime son verilmesi ve CHP dışında da siyasi partilerin kurulması gerektiğinin açıklamasını yaptı. İsmet İnönü ve Adnan Menderes Yaşanan gelişmelerle beraber çok partili siyasal düzene geçilmesini Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tek partili sisteme son verme zamanı gelmiştir diyerek bu düşüncesini ortaya koydu. İsmet İnönü 19 Mayıs 1945'te Spor ve Gençlik Bayramı'ndaki konuşmasında harp zamanlarının ihtiyatlı tedbirlere lüzum gösteren darlıkları kalktıkça memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir. En büyük demokrasi kurumumuz olan Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk günden itibaren idareyi ele almış ve memleketteki demokrasi yolunda sürekli olarak ilerlemiştir sözleriyle demokrasi ilkelerinin daha geniş bir şekilde uygulanacağını belirtti. İnönü yaptığı konuşmalarında demokratik sistemdeki en önemli eksikliğin muhalefet partisinin olmamasından kaynaklandığını sıkça dile getirdi. Çok partili siyasi sisteme geçişi sağlayan süreç, Dörtlü Takrir Önerge ile başladı. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan önerge 7 Haziran 1945'te Meclis Başkanlığı'na verildi. Önerge meclise dahi taşınmadan parti grubunda görüşülüp reddedildi. 12 Haziran 1945 dörtlü takrir sahipleri tarafından mecliste başlatılan tartışmalar sürerken 18 Temmuz 1945'te iş adamı Nuri Demira öncülüğünde Milli Kalkınma Partisi MKP kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan ilk muhalefet partisi MKP siyasi hayatta çok fazla etkin olamadı. Adnan Menderes ve Fuat Köprülü basın üzerinden de CHP'ye yönelik muhalif tavırlarını sürdürmeleri üzerine partiden ihraç edildiler. Arkadaşlarının partiden çıkarılma kararını eleştiren Refik Koral'dan da partiden uzaklaştırıldı. Celal Bayar ise önce milletvekilliğinden daha sonra da partiden istifa etti. Bu gelişmelerin ardından Demokrat Parti'nin temelini atacak olan isimler belli oldu ve 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti DP kuruldu. 1946 ve 1950 yılları arasında kurulan partiler Milli Kalkınma Partisi, Demokrat Parti, Liberal Demokrat Parti, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi. Çiftçi ve Köylü Partisi, İslam Koruma Partisi, Yalnız Vatan İçin Partisi, Türk Muhafazakar Partisi, Serbest Demokrat Partisi, Millet Partisi, Toprak, Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi, Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi. Çok partili siyasal hayata geçiş. Demokrat Parti'nin kurulmasıyla Türkiye'de çok partili siyasal hayat tekrar başladı. Celal Bayar, Adnan Menderes Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından kurulan DP'nin genel başkanlığına Celal Bayar getirildi. CHP'den ayrılan milletvekilleri tarafından kurulan DP'nin programı ile CHP arasında çok büyük farklılıklar yoktu. DP'nin parti programında Atatürkçülüğün altı temel ilkesine bağlı kalınacağı belirtildi. CHP'nin devletçi ekonomi anlayışı ile laiklik konusundaki uygulamaları ise dolaylı bir şekilde eleştirildi. Demokrat Parti'nin parti programı CHP'den farklı olarak siyasette demokrasi ile ekonomik hayatta liberalizm ilkelerine dayandırıldı. 5 Haziran 1946'da hükümet tarafından hazırlanan seçim yasası tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy çoğunluğu ile kabul edilerek yasalaştı. Buna göre seçimler açık oy gizli sayım yöntemiyle yapılacaktı. Artık mecliste grubu bulunan Demokrat Parti yöntemin demokratik ve güvenilir olmadığını belirtti ve bu tasarıya karşı çıkarak tepki gösterdi. DP'nin muhalefeti alınan kararlara tesir etmedi. Önceden iki aşamalı olarak yapılan seçimlerin tek dereceli olarak yapılması teklifine ise DP olumlu yaklaştı. CHP, 1947'de yapılacak olan milletvekili genel seçimlerini bir yıl öne aldı. Seçimlerin 21 Temmuz 1946'da yapılması kararlaştırıldı. Seçimlerin erkene alınması nedeniyle DP, ülke genelindeki parti örgütlenmesini tamamlayamadan seçimlere katılmak zorunda kaldı. 21 Temmuz 1946'da yapılan erken genel seçimde CHP dışında milletvekili çıkarabilen tek siyasal parti DP oldu. Bu seçimlerde CHP 397, DP 61, bağımsızlar 7 milletvekili çıkarttı. Demokrat Parti, açık oy gizli sayım yöntemi nedeniyle seçimde usulsüzlüklerin yaşandığını belirtti ve seçim sonuçlarına itiraz etti. Ancak DP'nin yaptığı itirazlar sonuç vermedi. 1946'da yapılan seçim, Türk siyaset tarihinin tek dereceli ve çok partili ilk genel seçimleri oldu. 1950 yılı CHP ve DP seçim afişleri 16 Şubat 1950'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni seçim yasası kabul edildi. Seçimlerin tek dereceli, gizli oy ve açık sayım esasına göre yapılması kararlaştırıldı. Seçimler yargı denetimine alındı. Seçimleri yönetmek amacıyla Yüksek Seçim Kurulu kuruldu. Adnan Menderes yeni seçim yasasını demokrasinin Sakarya zaferi olarak nitelendirdi. Fakat DP'nin karşı çıkmasına rağmen seçimlerde çoğunluk sistemi uygulaması devam etti. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimler DP'nin zaferiyle sonuçlandı. Seçimlerde çoğunluk sistemi uygulandığı için DP ile CHP arasında oy oranı bakımından çok büyük bir fark olmamasına rağmen iki partinin milletvekili sayılarında büyük farklılık oluştu. Böylece 14 Mayıs seçimleriyle 27 yıl süren tek partili iktidarın ardından ilk defa halkın oylarıyla Türkiye'de siyasi iktidar değişmiş oldu. Çoğunluk sistemi bu sistemde her seçim çevresinde geçerli oyların çoğunluğu kazan kazanan partili veya bağımsız aday milletvekili seçilir. Milletvekilleri seçimlerinin ardından Demokrat Parti büyük bir çoğunlukla iktidara geldi. 22 Mayıs 1950'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi DP Genel Başkanı Celal Bayar'ı Cumhurbaşkanı olarak seçti. Refik Koraltan da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. Celal Bayar'ın ardından DP Genel Başkanlığına ise Adnan Menderes getirildi. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin iktidar gelişiyle yeni bir siyasi dönem başladı. Bu dönemi değerlendiren eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, benim en büyük yenilgim, en büyük zaferim oldu sözleriyle demokrasiye olan inancını ve bağlılığını dile getirmiştir. Ekonomik hayat, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tarımsal alanı kalkındırmaya yönelik çalışmalara büyük önem verildi. Fakat hem 2. Dünya Savaşı'nın olumsuz etkileri hem de tarım reformunun uygulanmasını gerçekleştirebilecek nitelikte kadroların olmamasından ciddi bir toprak reformu yapılamadı. 2. Dünya Savaşı sona erince çiftçiyi topraklandırma konusunda çalışmalar başladı. Mecliste yaşanan uzun tartışmaların ardı 1945'te çiftçiyi topraklandırma kanunu kabul edildi. Bu yasayla arazisi olmayan çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve tarıma açılan toprakların işlenip üretimin artırılması amaçlandı. 1945'ten sonra CHP devletçi ekonomi modeli uygulamalarını yumuşattı ve serbest ekonomiye yönelik politikalar takip etmeye başladı. İkinci Dünya Savaşı süresince yaşanan ekonomik sıkıntılar ve DP'nin liberalizmi savunması CHP'nin devletçi ekonomi politikasında değişikliğe gitmesine yol açtı. 1945-1950 yılları arasında Türkiye'de çalışma hayatının düzenlenmesi, Çalışma Bakanlığı kuruldu 22 Haziran 1945, İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğü kuruldu 9 Temmuz 1945, İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu 21 Ocak 1946. Recep Peker hükümeti döneminde devaluasyona gidildi. 7 Eylül 1946'da Türk lirasının değeri ABD doları karşısında %50 oranında düşürüldü. 1 ABD doları 280 kuruş oldu. Böylece devletçi ekonomiden liberal ekonomiye doğru ilk adım atıldı. Bu devalüasyonla ithalat artırılmaya ve yerli ürünlerin ihracatı kolaylaştırılmaya çalışıldı. Fakat üretim ve dış ticarette istenen sonuç elde edilemedi. Devalüasyon, sözlük manası kıymetten düşme anlamına gelen devalüasyonun iktisadi manası ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin düşürülmesidir. Devalüasyon özelliği Sabit kur sistemi için geçerlidir. Bu sistemde yerli paranın yabancı paralar karşısındaki değeri hükümet tarafından belirlenir ve devaluasyonda hükümet kararıyla ve aniden yapılır. Sosyal ve kültürel hayat. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de hızlı bir şekilde nüfus artışı yaşandı. 1940-1945 yılları arasında nüfus artış oranı %5,4 iken bu oran 1945-1950 yılları arasında %11,5'e çıktı. Hayat standartlarının iyileşmesi ve sağlık alanındaki gelişmeler nüfustaki artışın en temel nedenleri oldu. 1950 45'ten itibaren kırsal kesimden kentlere göç yaşanmaya başladı. Tarımda makineleşmenin başlaması, aile içindeki nüfus artışıyla beraber toprakların aileye oluşturan bireyler arasında bölünmesinden dolayı aileye yetmemesi, şehirlerdeki iş imkanlarının köylere oranla daha çok olması gibi nedenler insanları şehirlere göç etmeye yönlendirdi. Ankara, İstanbul, Adana, İzmir gibi büyük kentler yoğun olarak göç hamsiydi. All İkinci Dünya Savaşı sonrası modern baskı ve gazetecilik yöntemlerinin günlük basına girmeye başlaması, siyasal ve sosyal hareketliliğin artması ve basında ilgili ifade özgürlüğünü kolaylaştırıcı düzenlemeler basının içerik ve sayısal açısından hızla gelişmesine yol açmıştır. Ayrıca çok partili yaşama geçişle birlikte toplumun siyasete katılımındaki artış basını da daha zengin bir tartışma ortamına yönlendirmişti. Bu dönemde basındaki ve edebiyat dergilerindeki nitel değişimler, okur kitlesinin artması gibi nedenlerin de etkisiyle edebiyat dergilerinde yoğun bir tartışma ortamı olduğu gözlemlenmiştir. Buna bağlı olarak 1945-1950 yılları arasında Türkiye'de yayımlanan dergi sayısının neredeyse iki katına çıkmıştır. Bu dönemin kültürel hayatına katkıda bulunan edebiyat dergilerinden başlıcaları Hisar, Varlık, Mavi, Yedi Tepe, Pazar Postası, Marko Paşa ve Büyük Doğu'dur. Edebiyatta Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın oluşturduğu garip akımı ön plana çıktı. Bu akıma bağlı şairler şiirde her türlü kurala ve kalıplara karşı çıkıp günlük konuşma diliyle beraber sokaktaki insanı şiire soktular. Garip akımı toplumun büyük bir kesiminde ilgiyle karşılansa da edebiyat çevresinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Garip akımı dışında kalan şairler Türk şiirinde yenilik arayışlarını sürdürmeye devam ettiler. Roman türünde Anadolu ve Anadolu insanının hayatı toplumcu gerçekleştirdi gerçekçi bir çizgide ele alınıp işleyen birçok eser yazıldı. 10 Haziran 1949'da Devlet Tiyatrolarının Kuruluşu Hakkında Kanunun çıkarılmasıyla kültürel hayatta önemli bir adım atıldı. Devlet Tiyatrosu ve Operası Genel Müdürlüğüne Muhsin Ertuğrul atandı. Devlet Tiyatrolarında Shakespeare, Molière, Goethe, Çehov gibi yabancı yazarların eserlerinin yanı sıra Ahmet Kutsi Tecer Oktay Rifat ve Cevat Fehmi Başkut gibi yerli sanatçıların eserleri de sergilendi. İki kutuplu dünya ve Türkiye İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin başını çektiği Batı bloku ülkeleri ile SSCB'nin önderliğindeki Doğu bloku ülkeleri arasında ekonomik, askeri, ideolojik, siyasi ve kültürel alanlarda büyük çekişmeler yaşanmaya başladı. 1960'lara kadar devam eden bu süreç aynı zamanda Soğuk Savaş dönemi olarak da adlandırılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan iki kutup arasında sürekli bir gerginlik ve rekabet mevcut olsa da bu durum sıcak çatışmaya dönüşmedi. Bunun nedeni hem Batı blokunun hem de Doğu blokunun elinde etki ve tahrip gücü yüksek nükleer ve kimyasal başlıklı silahların olmasıydı. Dolayısıyla olası bir sıcak çatışmada iki tarafta birbirini yok edecek boyutlarda yıkıma yol açabilirdi. Bu yüzden Doğu bloku ile Batı bloku arasındaki silahların kullanılmadığı çatışma 1991'de SSCB'nin dağılmasına kadar devam etti. Soğuk Savaş Döneminde Bloklaşma Haritası Doğu Bloku, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan iki süper güçten biri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği SSCB'ydi. SSCB'nin bu kadar güçlenmesinde Almanya, İtalya ve Japonya'nın savaştan yenilgiyle çıkmaları, İngiltere ve Fransa'nın savaşı kazanmalarına rağmen büyük ölçüde yıpranmış olmaları etkili oldu. SSCB, 2. Dünya Savaşı'nda Almanları yenilgiye uğrattıktan sonra Doğu Avrupa'da ilerleyerek bu topraklardaki Alman işgaline son verdi. SSCB'nin kendi topraklarını Alman işgalinden kurtardıktan sonra savaştan çekilmesinden endişe eden ABD ve İngiltere SSCB'nin ilerlemesine tepki göstermediler. Böylece SSCB savaşın sonlarına doğru Doğu ve Orta Avrupa'daki ülkelerden birçoğunu işgal etti. 1947'de barış antlaşmalarının imzalanması neticesinde SSCB'nin işgal etmiş olduğu ülkelerden çekilmesi gerekiyordu gerekiyordu. Fakat SSCB denetimi altındaki ülkelerde komünist partileri iktidara getirip muhalefet partilerini tamamen tasfiye etmeden buralardan çekilmedi. Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Çekoslovakya'daki muhalefet baskı yoluyla tamamen tasfiye edildi. Bu ülkeler komünist partiler iktidara getirilerek kontrol altına alındı. Anayasaları değiştirilerek sosyal, siyasal ve ekonomik düzenleri Sovyet modeline göre yeniden kuruldu. SSCB, Doğu Avrupa ülkeleriyle dostluk, işbirliği, saldırmazlık gibi antlaşmalar yaparak bir blok oluşturdu ve bu ülkeleri daha sıkı denetim altında tutmaya çalıştı. Doğu Bloku Teşkilatları Kominform SSCB'nin öncülüğünde Doğu Bloku üye devletlerinin kendi aralarındaki işbirliğini artırmak için farklı alanlarda teşkilatlanmalara gidildi. İlk olarak 5 Ekim 1947'de Komün Form kuruldu. Komün Form ile SSCB ve komünist rejimler arasında siyasi ve ideolojik bağ sağlandı. Comecon, Marshall Planı ve Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne karşı SSCB öncülüğünde Comecon Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi kuruldu. 25 Ocak 1949, Comeco'nun amacı üye ülkelerde ekonomik gelişmeyi hızlandırmak, bilimsel ve teknik gelişmeye önem vermek ve üye ülkeler arasındaki dayanışmayı sağlamaktı. Marshall planına karşılık SSCB ve uydu devletleri aralarındaki ekonomik ilişkileri ve işbirliğini sıklaştırmak için Molotov planı doğrultusunda ikili ticaret sistemleri kurdular. Varşova Paktı askeri alanda da Varşova Paktı kuruldu. Varşova Paktı Soğuk Savaş döneminde öne çıkan uluslararası güvenlik örgütlerinden biridir. NATO'yu varlığına tehdit olarak gören SSCB öncülüğünde Arnavutluk, Doğu Almanya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Çekoslovakya'nın katılımıyla kuruldu. 14 Mayıs 1955. Kuruluş amacı NATO'ya karşı sosyalist ülkeler arasında dostluk ve askeri yardım sağlamaktı. Varşova Paktı Soğuk Savaş'ın bitmesiyle 1991'de dağıldı. Batı bloku, 2. Dünya Savaşı sonrasında SSCB'nin yayılma tehlikesi karşısında İngiltere Başbakanı Winston Churchill, ABD bu tehdidi önlemek için çağrıda bulundu. İngiltere 21 Şubat 1947'de ABD'ye Türkiye ve Yunanistan'la ilgili uyarı niteliğinde iki nota verdi. Bu notalarda Türkiye ve Yunanistan'ın Batı savunması için önemi vurgulandı. Bu sebeple bu ülkelere askeri ve ekonomik yardım yapılması gerektiğini ancak İngiltere'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu yardımları yapamayacağını belirtti. İngiltere'nin Yunanistan'daki askerlerini de geri çekmek zorunda olduğu açıklandı. SSCB tehdidine karşı ABD'nin sorumluluk üstlenmesi istendi. SSCB'nin girişimleri ve yayılmacı tutumu karşısında ABD, Uzak Doğu'da, Doğu Akdeniz'de ve Orta Avrupa'da harekete geçti. Böylece 2. Dünya Savaşı'nda müttefik olan ABD ile SSCB arasında savaş sonrasında işbirliği yerine çatışma süreci başlamış oldu. Batı blokunun liderliğini üstlenen ABD, SSCB'yi çevreleme politikası izledi. ABD'nin Batı blokunun liderliğini üstlenmesiyle İngiltere, Avrupa'daki üstünlüğünü ABD'ye bıraktı. Batı blokunun teşkilatları, SSCB'nin yayılmacı politikasının karşısında kendisini hür dünya olarak adlandıran Batı bloku ülkeleri, ABD öncülüğünde belli alanlarda teşkilatlanmalara gitti. Bu teşkilatlar askeri, ekonomik ve siyasi alanlarda gerçekleşti. Böylece 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği olumsuz şartlarla var olan SSCB tehdidine tek başına direnmesi mümkün olmayan ülkelerin bir araya getirilerek bu durum aşılmaya çalışıldı. NATO ve Avrupa Konseyi gibi oluşumlar bu amaçla kuruldu. Ayrıca Truman Doktrini ve Marshall Yardımı Projesi de bu siyaseti destekleyen adımlardı. Turman Doktrini ABD Başkanı Harry S. E Truman 12 Mart 1947'de Avrupa'yı desteklemek ve güçlendirmek için Turman doktrinini ilan etti. Turman, Amerikan kongresine sunduğu bildiride, Türkiye ve Yunanistan'a yardım yapılması için kendisine yetki verilmesini istedi. Amerikan kongresinde SSCB tehdidine karşılık Yunanistan'a 300 milyon, Türkiye'ye de 100 milyon dolarlık yardımın yapılması kabul edildi. ABD, Turman doktrini ile temel amaca ulaşmaya çalıştı. Bu amaçlardan öncelikli olanı dünyanın neresinde olursa olsun, SSCB cebenin yayılmasını engellemek, ABD'nin ekonomik ve siyasal hakimiyetinin genişlemesini sağlamaktı. İkinci amaç ise SSCB tehdidine karşı Türkiye ve Yunanistan'a askeri yardım yapmaktı. Marshall Planı ABD Avrupa'nın ekonomik yönden güçlü olduğu takdirde SSCB'nin siyasi yayılmacılığına karşı koyabileceğini düşünüyordu. Bu nedenle ABD 1945-1946 yılları arasında Batı Avrupa ülkelerine 15 milyar dolarlık yardımda bulundu. Ancak ABD'nin yardımları Avrupa'nın ekonomik ve siyasi sorunlarını çözmeye yeterli değildi. ABD Dışişleri Bakanı George Marshall 5 Haziran 1947 47'de yaptığı açıklamada ABD'nin Avrupa'nın ekonomik kalkınması için yapacağı girişimden önce Avrupa ülkelerinin kendi aralarında ekonomik işbirliği sağlamaları gerektiğini belirtti. Ancak bu işbirliği sağlandıktan sonra bir açık ortaya çıkarsa bu açığın kapatılması için ABD'nin yardımcı olabileceğini söyledi. NATO'nun kuruluşu Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO, Soğuk Savaş döneminde SSCB'ye karşı kurulan geniş kapsamlı bir savunma ittifakıdır. ABD, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Norveç, Danimarka, İzlanda, Portekiz, İtalya ve Kanada'nın katılımıyla 4 Nisan 1949'da kuruldu. NATO'nun oluşturulmasının ana fikri, SSCB yayılmasına ve tehdidine karşı etkilenmesine, bir set kurmaktı. Bu amacı gerçekleştirmek için öncelikle NATO antlaşmasını imzalayan ülkeler arasında askeri işbirliği sağlandı. Böylece üye devletlerden birine yapılacak olan herhangi bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacaktı. NATO'ya üye devletlerin askeri ittifak dışında siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda da işbirliği içerisinde olmaları planlandı. NATO yapılanması sonucunda SSCB öncülüğünde oluşan Doğu blokuna karşı Batı bloku oluşturuldu. Avrupa Konseyi Avrupa Konseyi'nin kuruluş amacı her alanda üye ülkeler arasında güven oluşturup işbirliği sağlamaktır. 5 Mayıs 1949'da Londra Antlaşması ile İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç ve İsveç arasında kurulan konsey sadece Avrupa devletlerini kapsayan ve askeri niteliği olmayan bir teşkilattır. Doğu ve Batı arasındaki Türkiye, Türkiye SSCB ilişkileri İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra müttefikler arasında yapılan konferanslarda Türkiye üzerindeki Sovyet tehdidi açık bir şekilde ortaya çıktı. Yalta Konferansı'na katılan SSCB lideri Stalin, İkinci Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkan koşullar nedeniyle boğazların statüsünün aynen devam edemeyeceğini dile getirdi. Bu doğrultuda Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesini ve SSCB lehine değişik yapılmasını talep etti. ABD SSCB'nin karşısında yer alırken Sovyet Rusya tehdidine maruz kalan Türkiye'nin de Batı ile olan ilişkileri gelişti. Türkiye siyasi alanda ABD'nin desteğini aldı. Türkiye ile SSCB arasındaki siyasi gerginlik 1953'e kadar sürdü. SSCB 30 Mayıs 1953'te yaptığı açıklamayla 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gündeme getirdiği taleplerinden vazgeçtiğini resmen bildirdi. Türkiye ve SSCB arasındaki ilişkilerde bu tarihten sonra yumuşamaya başladı. Türkiye ve Turman doktrinine Turman doktrini ile SSCB'nin yayılmacılık politikasının tehdidi altında kalan Yunanistan ve Türkiye'ye askeri ve ekonomik yardımlar yapıldı. ABD'nin yapacağı yardım açıklaması Türk siyasetçileri tarafından olumlu karşılandı. Gerek CHP ve gerek DP üyeleri ABD'nin Türkiye'yi desteklemesini dostane bir tavır olarak gördüler. Türkiye'nin Turman doktorini ile ABD yardımlarını kabul etmesinin başlıca sebebi SSCB'nin istekleri ve tehdidi karşısında ABD'nin desteğini almaktı. Truman doktrini Türk dış politikasında da büyük değişikliklere yol açtı. Truman doktrininin uygulanmasından sonra Türkiye tamamen Batı bloku yanlısı bir dış politika izlenmeye başladı. Truman doktorunu ile dış politikada Batı blokuna yaklaşan Türkiye NATO'ya katılmak istedi. Bu nedenle Kore Savaşı'nda Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanlığı bünyesinde savaşa katıldı. Kore Savaşı'nda Doğu blokunun yayılmacılığına karşı dünya ile birlikte hareket eden Türkiye Batı bloku ülkelerinin desteğini kazandı. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne üye olması Soğuk savaş döneminde Türkiye'nin dış politikasının temel hedefi batı ile siyasi ve ekonomik ilişkiler içinde olmaktı. Bu doğrultuda Türkiye Avrupa Konseyi içinde yer almak istiyordu. Böylece batılı devletlerle olan ilişkiler geliştirilmiş ve işbirliği de artırılmış olunacaktı. Türkiye Avrupa Konseyi kurulduktan kısa bir süre sonra Yunanistan ve İzlanda ile birlikte Ağustos 1949'da Avrupa Konseyi'ne davet edildi. Türkiye bu süreçten sonra konseyin kurucu üyeleri arasında sayıldı. Türkiye'nin konseye kesin katılımı ise Türkiye Büyük Millet Millet Meclisi tarafından 12 Aralık 1949'da onaylandı. Türkiye'nin NATO'ya katılması NATO 4 Nisan 1949'da 12 devletin katılımıyla kuruldu. Türkiye ise başlangıçta NATO'nun dışında kaldı. 14 Mayıs 1950 seçimleri sonucu iktidara gelen Demokrat Parti NATO'ya katılma çalışmalarına hız verdi. Türkiye'nin NATO'ya katılmak istemesinin nedenleri şöyle sıralanabilir. NATO içerisinde yer alarak SSCB tehdidinin devam etmesi karşısında ülke topraklarının savunulmasının kolaylaştırılması düşünülmüştür. Türk devlet adamları Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden olan Türkiye'yi Batı'nın ayrılmaz bir parçası olarak görüyorlardı. Bu yüzden Batı'ya dönük dış politikanın vazgeçilmez bir koşulu olarak NATO'ya üye olmanın gerekli olduğu düşünülmüştür. Türkiye'nin NATO'ya katılma sürecinde Kore Savaşı'nın başlaması ile Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Komutanlığı emrine 4500 kişilik kuvvet göndermesi üyeliğe kabulünde olumlu bir etki yaptı. Türk askerinin bu savaşta gösterdiği üstün başarı tüm dünyanın dikkatini çekti. Bu durum Türkiye'nin NATO üyeliği için bazı Batı bloku ülkelerinin yaptığı itirazları önemli ölçüde azalttı. NATO'ya katılma konusunda Kore Savaşı Türkiye için önemli bir dönüştü noktası oldu. Türkiye'nin NATO'ya kabul edilmesini sağlayan bir başka gelişme ise SSCB'nin nükleer silah edilmesi oldu. 1949'da SSCB atom silahına sahip olduğunu resmen açıkladı. ABD, SSCB'nin olası bir nükleer saldırısına karşılık verebilmek için SSCB'ye yakın bölgelerde askeri üslere ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Bunun için de Türkiye'nin NATO'ya alınmasını istedi. Yaşanan gelişmeler sonucu 15 Eylül 1951'de Kanadadaki Ottawa'da toplanan NATO Bakanlar Konseyi, oy birliğiyle Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya üye olarak davet edilmesine karar verdi. 22 Ekim 1951'de Türkiye ile Yunanistan'ın NATO'ya katılımını sağlayan protokol imzalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 18 Şubat 1952'de Kuzey Atlantik Antlaşması ve protokolünü onaylayınca Türkiye, NATO'ya resmen katıldı. Türk Askeri Kore'de İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya teslim olduktan sonra Kore'nin kuzeyini SSCB, güneyini ise ABD denetim altına aldı. Kore, 38. Enlem sınır kabul edilerek Güney Kore ve Kuzey Kore olmak üzere ikiye ayrıldı. SSCB ve ABD arasında gerçekleşen görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca Kore'nin birleşmesi gerçekleşmedi. Güney Kore'de yapılan seçim neticesinde 15 Ağustos 1948'de Güney Kore Cumhuriyeti kuruldu. SSCB'nin desteklediği Kuzey Kore'de de seçimler yapıldı ve 9 Eylül 1948'de Kore Halk Cumhuriyeti kuruldu. Siyasi olarak ikiye bölünen Kore'de yaşanan gerginlikler bitmedi ve bir savaşa dönüştü. 25 Haziran 1950'de SSCB'nin desteklediği Kuzey Kore birlikleri Güney Kore'deki askerlerin sınırı geçtiklerini ileri sürerek Güney Kore'ye saldırdı. Savaşın başlamasıyla ABD Güney Kore'ye yardım göndermeye başladı ve Birleşmiş Milletleri harekete geçirdi. ABD Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine barışı sağlamak için Güney Kore'ye asker gönderme çağrısında bulundu. Alınan kararla ABD'nin önderlik ettiği bir Birleşmiş Milletler Kuvveti oluşturuldu ve komutanlığına da Amerikalı General Mac Arthur getirildi. ABD'den sonra Kore'ye asker gönderen ikinci ülke Türkiye oldu. NATO'ya katılma çabasında olan Türkiye bu savaşta Güney Kore'ye destek vererek Batı blokunun bir parçası olduğunu göstermek istedi. Türkiye ilk aşamada Kore Savaşı'na 4500 asker gönderdi. Daha sonraki süreçte Kore Savaşı'na gönderilen Türk askerlerinin sayısı 6000'in üzerine çıktı. Kore Türk Tugay Komutanlığına Tu General Tahsin Yazıcı, Piyade Alay Komutanlığına da Celal Dora atandı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanlığı bünyesinde savaşan Türk askeri başarılı bir şekilde mücadele etti. Çok şiddetli geçen Kunuri muharebelerinde önemli başarılar kazanan Türk ordusu büyük kayıplar verdi. Türk askerinin Kore Savaşı'ndaki üstün başarısını Frans Press Ajansı dünyaya şöyle duyurmuştu. Kunuri önünde mevzi alan Türk Tugay'ı bu şehirle Taksont arasında düşman kuvvetleri tarafından derhal tamamen sarılmıştır. Amerikan kumandanlığı Türk askerlerinin akıbeti hakkında derin bir endişeye düştüğü sırada Türk Mehmetçikleri süngü takarak hücuma kalkmış ve düşman hatlarını yararak selamete ulaşmıştır. Bu süngü hücumu esnasında Türk askeri 200 Çinli'yi öldürmüş ve bu muvaffakiyetli hareket sonunda 200 de esir alınmıştır. 3 yıl süren Kore Savaşı'nda taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. 1950'de başlayan savaş 27 Temmuz 1953 Panmunjom Ateşkes Anlaşması ile sona erdi. Yapılan ateşkese göre Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır değişmedi ve 38. Enlem sınır çizgisi olan olarak kabul edildi. 1950'li yıllarda Türkiye siyasi hayat 14 Mayıs 1950 seçimleriyle başlayan Demokrat Parti'nin iktidarı kesintisiz olarak 10 yıl devam etti ve 27 Mayıs 1960 yılındaki askeri darbeyle sona erdi. Bu süreç boyunca CHP ana muhalefet partisi görevini üstlendi. DP genel başkanlığını yürüten Celal Bayar 14 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı oldu. Celal Bayar DP genel başkanlığından istifa ederek görevi. Adnan Menderes'e bıraktı. Bu 10 yıllık süreçte DP Genel Başkanlığını Adnan Menderes, CHP Genel Başkanlığını ise İsmet İnönü sürdürdü. DP iktidarının ilk yıllarında 18 Temmuz 1932 tarihli genelge ile başlayan ezanın Türkçe okunması uygulamasına 16 Haziran 1950'de son verildi. Bu tarihten sonra ezanın okunuşu aslına döndürüldü. Yine aynı dönemde halkı kışkırtmak amaçlı Atatürk heykellerine yapılan saldırılar üzerine 25 Temmuz 1951'de Atatürk'ün manevi şahsiyetini korumak için Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun çıkarıldı. İnşaatı yarım kalan anıt kabir tamamlandı ve 1953'te Atatürk'ün naaşı geçici olarak konulduğu Etnografya Müzesi'nden alınarak törenle ebedi istirahatgahı olan anıt e nakledildi. Köy enstitüleri 1954'te öğretmen okullarına dönüştürüldü. DP döneminde ekonomide önemli gelişmeler yaşandı. Bu dönemde devletçi ekonomi anlayışından liberal ekonomiye geçiş yapıldı. Bunun sonucu olarak 1950'den 1954'e kadar geçen süreçte Türkiye ekonomisinde kalkınmanın yaşandığı bir dönem oldu. Ekonomide tarım sektörüne öncelik verildi. DP sanayide de özel sektöre dayalı bir siyaset uyguladı. Ekonomiyi geliştirmek için yabancı sermaye teşvik edildi. Bu amaçla 1951'de yabancı sermayeyi teşvik kanunu çıkarıldı. Dış politikada ise Sovyet Rusya tehlikesi karşısında ABD'nin desteğini sağlamaya devam edildi. Truman doktrini ve Marshall planı yardımlarından sonra NATO'ya üye olundu. Böylece Türkiye siyasi olarak yüzünü tamamen batıya çevirdi. 2 Mayıs 1954'te yapılan genel seçimlere Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi, Türkiye Köylü Partisi ve İşçi Partisi katıldı. 1954 seçimlerinin ardından DP oylarını önemli ölçüde artırarak iktidarını devam ettirdi. DP iktidarı döneminde olumlu gelişmeler yaşanırken iç ve dış politikada olumsuz gelişmeler de ortaya çıktı. Dış politikada Kıbrıs meselesi ve 6-7 Eylül olaylarının yaşanması büyük sıkıntılara yol açtı. DP iktidarı döneminin ortalarından itibaren ülkede ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. İktidar ve muhalefet arasında yaşanan gerilimler tırmandı. İktidar ve muhalefet çatışmasının en şiddetli olduğu dönemde DP 1958 yılında yapılacak seçimleri erkene aldı ve seçimlerin 27 Ekim 1957'de yapılacağını duyurdu. DP'nin erken seçime gitmesinin başlıca nedenleri muhalefet partileri arasındaki işbirliği arayışları, DP içinde yaşanan çekişmeler, üniversite olayları, ordu içindeki cuntacı hareketlenmeler ve ekonomide yaşanan sıkıntılardı. 6 ay öne alınan seçimleri DP kazandı. Ancak diğer seçime göre muhalefet bu seçimden güçlenerek çıkmıştı. DP %48,6 oy oranı ile 424 milletvekili çıkardı. Bu dönemde de DP kadrolarında ciddi bir değişiklik olmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 Kasım 1957'de Celal Bayar'ı 413 oyla 3. kez Cumhurbaşkanı seçti. 1958'de Cumhuriyetçi Millet Partisi ile Köylü Partisi birleşip Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi CKMP adını aldı. Hürriyet Partisi de CHP'ye katıldı. Muhalefet partilerinin birleşme yoluna gitmesi iktidar muhalefet ilişkilerini daha da sertleştirdi. Muhalefetin birleşmesi üzerine DP öncülüğünde Vatan Cephesi kuruldu. Kuruluş amacı iktidarın halk tabanını genişletmek ve halkın desteğini sağlamak olan Vatan Cephesine üye olanların isimleri radyodan her gün halka duyuruldu. Bu durumu hükümetin aleyhine kullanan muhalefetin kışkırtmasıyla ülkedeki siyasi gerginlik arttı. Siyasal gerginliği azaltmak ve istikrarı sağlamak isteyen hükümet 18 Nisan 1960'da DP milletvekillerinden oluşan ve olağanüstü yetkilere sahip tahkikat komisyonunu kurdu. Komisyon ülkenin istikrarını bozacak her türlü yıkıcı faaliyete müdahale etme yetkisine sahip olacaktı. Komisyon kararlarına uymayan yıkıcı faaliyette bulunanlara hapis cezası verme yetkisine de sahip olacaktı. 27 Mayıs 1960'da Milli Birlik Komitesi adlı bir junta yapılanması Türk Silahlı Kuvvetler adına milli iradeyi hiçe sayarak ülke yönetimine el koydu. DP üyeleri tutuklandı. Anayasa ve meclis feshedildi. Tüm siyasi faaliyetler askıya alındı. Böylece demokratik bir süreçle başlayan Demokrat Parti dönemi demokratik olmayan bir yöntemle sona erdirildi. Dönemin bir askeri darbeyle sona ermesi Türk demokrasi tarihinde olumsuz bir süreç başlattı. Ekonomik hayat 1950 seçimleriyle iktidara gelen Demokrat Parti liberal ekonomi anlayışını savundu. Ancak devletçilik ilkesi tamamen reddedilmedi. Özel teşebbüsün ön planda olduğu bir ekonomik program benimsendi yabancı ve yerli sermayenin sanayiye girmesini teşvik etmek amacıyla 1950'de Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası kuruldu ekonomiyi canlandırmak amacıyla 1951'de yabancı sermaye yatırımlarını teşvik kanunu çıkartılarak yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi kolaylaştırılmaya çalışıldı. Fakat bu konuda istenen sonuç elde edilemeyince 1954'te çıkartılan yeni bir kanunla yabancı sermayeye verilen imkanlar daha da genişletildi. Başta Almanya ve ABD firmaları olmak üzere birçok yabancı firma Türkiye'de yatırımlar yaptı. Dönemin en çok tartışılan konularından biri de petrol kanunu oldu. Kanunun amacı Türkiye'nin petrol kaynaklarının özel teşebbüs ile hızlı ve verimli bir şekilde işlenip değerlendirilmesini sağlamaktı. Bu kanunla birlikte birçok yabancı şirkete Türkiye'de petrol arama izni verildi. DP ekonomide liberalizm politikasını benimsemiş olmasına rağmen yatırımların birçoğunu yine devlet yapmak zorunda kaldı. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, Denizcilik Bankası, Et ve Balık Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ereğli Demir -Çelik Fabrikaları gibi birçok kamu iktisadi teşekkülü kitler kuruldu. Demokrat Parti döneminde tarım sektörü ön planda tutuldu. Türkiye nüfusunun büyük bir kesimi kırsal Alanda yaşamakta ve tarımla uğraşmaktaydı. Bu yüzden de tarımsal üretimin artırılması hedeflendi. Yeni topraklar tarıma açıldı. Çiftçinin ürettiği ürünler dünya piyasasının üstünde fiyatlardan çiftçiden satın alındı. Çiftçiye ucuz kredi verildi ve tarımda makineleşme hızlandırıldı. Geleneksel tarım uygulamalarından modern tarıma doğru geçiş sağlandı. Marshall yardımıyla başta traktör olmak üzere modern tarım aletlerinin sayısında büyük artış oldu. Yapılan tüm çalışmalar ve hava koşullarının tarıma elverişli gitmesiyle 1950-1954 yılları arasında tarımsal üretimde büyük bir artış sağlandı. Marshall planı çerçevesinde yapılan yardımlar sadece tarım alanında değil, madencilik, ulaştırma ve bayındırlık alanlarında da kullanıldı. ABD yardımların karayolları yapımı içinde kullanılmasını istedi. Bu yüzden demir yolları yapımı durdurulup karayolları yapımına ağırlık verildi. Amerikalı teknik uzmanların girişimiyle 1949'da karayolları idaresi kuruldu. Karayolları yapımı ile köylerden kent ve kasabalara ulaşım daha kolay hale geldi. Karayollarının yapımına bağlı olarak ithal otomobil sayısı ve bununla birlikte petrol ihtiyacı da arttı. 1954'ten itibaren yaşanan döviz darbası yüzünden DP'nin temel politikası olan liberalizme kısıtlamalar getirildi. İthalatı kısıtlayıcı önlemler alındı ve devlet sanayide özel sektörün yerini aldı. 1955'ten itibaren tarım ürünlerinin üretiminde düşüşler, dış ticaret açıkları, kamu harcamalarındaki sürekli artışlarla birlikte ekonomik sıkıntılar yaşanmaya başladı. Hükümet ekonomideki olumsuz gidişata engel olabilmek için bir takım önlemler aldı. Gümrük vergisinde değer esasına geçildi ve gümrük tarifeleri yükseltildi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında da uygulanmış olan Milli Korunma Kanunu tekrar uygulamaya konuldu. Bütün tedbirlere rağmen ekonomideki sıkıntılar artarak devam etti. Sosyal ve kültürel hayat 1950'li yıllardan itibaren kentlerdeki sanayileşme ile beraber köylerden kentlere göçler daha da artarak devam etti. Tarımda makineleşmenin artması, köylerdeki iş imkanlarının azlığı, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği, göç hareketini artıran en temel sebeplerdendir. Yaşanan yoğun göçler kentlerde konut sıkıntısı, çarpık kentleşme ve altyapı sorunları gibi problemleri ortaya çıkardı. Siyasal düzeyde tek parti döneminin son bulması, ekonomide tarımsal üretimden sanayi üretimine doğru yönelişin hızlanması ve kentlere doğru hızlı bir göçün ortaya çıkması Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik yapısında önemli değişimleri de beraberinde getirdi. Bu dönemde garip akımının ardından ikinci yeni şiir anlayışı ortaya çıktı edebi bir topluluk olmaktan ziyade bağımsız olarak benzer bir çizgide hareket eden ikinci yeni şairleri garipçilerden farklı olarak çağrışımlar ve yoğun imgelerle dolu soyutlamaların öne çıktığı yeni bir şiir anlayışı getirdiler. Yine bu dönemde ortaya çıkan Atilla İlhan öncülüğündeki maviciler ise şiirde yeniliği savunup şairanlıktan ödün vermeden romantik bir duyarlılıkla toplumcu gerçekçiliğin sözcüsü oldular. Dönemin diğer önemli edebiyat topluluğu ise eskiyi inkar ve reddetmeden yenilik arayışını sürdüren geleneklere bağlı bağımsız sanatçıların oluşturduğu Hisarcılar grubu idi. Hisarcılar grubu edebiyatta milli zevk ve anlayışını sürdürüp yaşayan dili kullandılar. Önceden daha çok konserlerde veya radyodan dinlenen müzik, toplumsal, ekonomik, teknolojik alandaki gelişmeler sayesinde endüstri haline gelmeye başladı. 1950 sonrasında gelirleri ve şehirlerle irtibatı artan kırsal kesimde serbest bırakılan ithalatın da etkisiyle radyo, plak ve müzik cihazlarına olan ilgi arttı. Müzik evlere kadar girebilen bir sanat dalı haline geldi. Müzik alanında devlet kontrolü azaldı ve serbestlik sağlandı. Böylelikle dünyada ortaya çıkan farklı müzik türleri daha yakından takip edilebildi. Tüm dünyada olduğu gibi caz ve rock and roll gibi müzik türleri bu dönemde Türkiye'de etkisi altına aldı. Yabancı müzik türlerine olan ilgi, yabancı dilde şarkılar söyleyen yerli sanatçıların ortaya çıkmasını sağladı. Diğer yandan klasik Türk müziği ve Türk halk müziği doğal süreci içinde gelişimini sürdürmeye devam etti. Dönemin önemli ses sanatçılar arasında Aşık Veysel, Zeki Müren, Müzeyyen Senar yer almaktadır. Sinema tarihinde 1950-1960 yılları Yeşilçam sineması olarak geçmektedir. Karanlık Dünya Aşık Veysel'in hayatı, Metin Ersan, Evvel Zaman içinde Turgut Demirağ, Halıcı Kız Muhsin Ertuğrul, Kanun namına Ömer Lütfi Akat, gelinin muradı Atıf Yılmaz, Üç Arkadaş Memduh Ün, Dokuz Dağın Efsanesi Metin Ersan gibi filmler bu dönem çekilen filmlerden bazılarıdır. Münir Özkul, Neriman Köksal, Ayhan Işık, Belgin Doruk, Öztürk Serengil, Ekrem Bora ve Erol Taş gibi Türk sinemasının dev isimleri bu dönemde ilk filmlerine imza atarak oyunculuğa başlamışlardır. 1953'te ilk senaryosu kanlı para ile sinema hayatına atılan Safa Önal en fazla filmi çekilmiş senaryoya sahip kişi olarak Guinness Rekorları kitabına girmiştir. Sefa Önal'ın 395 senaryosu filme çekilmiştir. Eşilçam sineması bu dönemden itibaren başarılı filmlere imza atmıştır. 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Soru 1. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Doğu bloku içerisinde yer almaz. Doğru cevap E. Yunanistan Soru 2. SSCB uydu ülkelerle Moskova arasındaki bağları güçlendirmek ve ideolojik faaliyetlerini tek bir merkezden idare etmek için aşağıdaki teşkilatlardan hangisini kurmuştur? Doğru cevap B. Cominform Soru 3. 1. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile tarıma açılan yeni toprakların işlenip üretimin artırılması amaçlandı. 2. 7 Eylül 1946'da Türk lirasının değeri ABD doları karşısında %50 oranında düşürüldü. Bu devaluasyonla ithalat artırılmaya ve yerli ürünlerin ihracatı kolaylaştırılmaya çalışıldı. Yukarıdaki bilgilerle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Doğru cevap C. Devletin yerli ürünlerin üretimini artırmak için çalışmalar yürüttüğü. Soru 4. 1. Vietnam Savaşı, 2. Kore Savaşı, 3. Stalingrad Savaşı. Türkiye NATO'ya üye olmak amacıyla yukarıda verilen savaşlardan hangilerine asker göndermiştir? Doğru cevap B. Yalnız 2. Soru 5. 1. Varşova Paktı. 2. NATO. 3. Komenkom. 4. Avrupa Konseyi. Yukarıdaki teşkilatlardan hangileri günümüzde etkinliğini devam ettirmektedir? Doğru cevap D. 2 ve 4. Soru 6. Aşağıdaki kişilerden hangisi Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer almaz? Doğru cevap A. Şemsettin Günaltay. Soru 7. 1. Kore Savaşı'nın başlaması, 2. Varşova Paktı'nın kurulması, 3. NATO'nun kurulması. Verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Doğru cevap E. 3 1 2 Soru 8. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra SSCB'nin Mont ve Boğazlar Sözleşmesi'nin yeniden düzenlenmesini istemesi aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur? Doğru cevap C. Türkiye'nin ABD ile yakınlaşmasına. Soru 9. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Demokrat Parti'nin iktidar olduğu yıllarda meydana gelmiştir? Doğru cevap B. Türkiye'nin NATO'ya üye olması. Soru 10. 1. Millet Partisi. 2. Köylü Partisi. 3. Hürriyet ve İtilaf Partisi. Yukarıda verilen partilerden hangileri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur? Doğru cevap D. 1 ve 2. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.